Bay haftası geliyor. Galatasaray'ın şu gördüğüm programda Galatasaray'ın şeyini daha zor görüyorum ben. Hatayspor deplasmanı. Sonra bay geçecekler. Fatih Karagümrük kolay bir ekip değil. İstanbul'da. Göztepe Ünal Hoca ile toparlandı. Bir olabilir bir hata, bir şey, bir Bu yanlış hafta olur. Bu farklı hafta yenildi. farklı yenildiler ama mutlaka şey yapacaklardır. Sonra bir Trabzonspor maçı. Yani şu önümüzdeki 5 maçta Galatasaray maçları biraz daha zorlu maç olarak tabii. Bir de bay haftası var. Galatasaray'ın avantajı kendi evinde şampiyonluk yarıştaki rakibi Beşiktaş'la oynayacak. Oraya kadar nasıl gelecek ama tabii. Tabii. Bu 5 maç o buradaki yüzden de. Bay bence çok büyük sıkıntı. Hatay bay maçı bir. sıkıntı, evet. Hatay'ın Yani ilk önce bir geçmesi lazım. herkesin 15 puan alma şansı var. Galatasaray'ın 12 puan çok kritik şansı yerde var. Gelmiş Yani hocam bay. oradaki bay şey biraz. Kritik haftaya gelmiş yani bay bence. Tabii Galatasaray'ın bay haftası da Beşiktaş, Alanyaspor'u, Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda, Trabzonspor da kendi evinde Kayserispor'u yenebilir mi? O zaman abi kale yani. Dün akşam da onu konuştuk. Oyuncuların büyük bölümü bu takımların dördünde milli takımlara gitti. Nasıl dönecekler bilmiyoruz. Tabii milyarların da etkisi tabii var. Yani Allah göstermesin. Sakatlığı var, COVID'i var, yorgunluğu var, seyahatleri var. Yani üç maç mesela oynayacak, çok maç Emre, oynayacak. Emre çok güzel bir haber yapmış. Anlatmış, burada bu oynayacak, burada bu oynayacak ama maça daha 2 hafta var. Yani Tabii. daha çok sular akacak. İkinci etap, öyle bir lig yaşıyoruz ki ya bu da olur mu diyoruz. Mesela Ankaragücü'nü yeniliyor Galatasaray. Gençlerbirliği'ni yeniliyor Fenerbahçe. İşte Rize geliyor 4-3 yeniyor karşılaşmayı. Olmayacak hatalar yapıyor oyuncular. Yani planladığın, öngördüğün şeyler olmayabiliyor. Ve olmama ihtimali çok yüksek. Ondan önümüzdeki 5 maç, 10 maç diye değil de maç maç bak baksak. Çok bence daha puan kaybedecek. Teknik adam bir açıklama göreceğim şimdi, Beşiktaş Kasımpaşa'yı yener mi? Yener. Yenemeyebilir Kağıt mi? Üzerinde. Yenemeyebilir mi? Yenemeyebilir. Kesin yener kardeşim. Diyemiyorsun ki yani. Ha, sen bu maçları getirdin de hologramdan yani bir sihirli küre çıksın abi buradan. Tabii. Sihirli küreye bakarak konuşalım. Fenerbahçe Denizlispor'u yenebilir mi? Yenebilir. Mutlak favoridir. Tabii canım. Ama işte akla Gençlerbirliği maçı geliyor. Çıktı. Aynen. Tabii. Yani bir kafa karıştıracak. Şey yapamıyorsun, düşünemiyorsun ki. Trabzon'un maçları çok zor. Evet. Hakikaten sert deplasmanlar var. Mesela dün onu yaptık. 10 maçı getirdiğin zaman Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın da çok zor maçları var. Birbirleriyle oynuyorlar. İşte Galatasaray Trabzon'la oynuyor. Yani bir de bayı var. 5 maçı getirdiğin zaman hakikaten birbirleriyle de çok sert. Fenerbahçe'nin 3 büyük, diğer 3 büyük takımla maçı ya kalmadı. Beşiktaş'ın çok büyük şansı var. Bir Alanya deplasmanı var. Böyle vay diyeceğin. Ondan sonra baktığın zaman Başakşehir maçı kolay mı? Küme düşüyor Başakşehir. Kasımpaşa maçı kolay mı? Küme düşüyorlar. Denizli maçı. Hepsi çıkıyor çatır çatır oynuyor abi. Beşiktaş mesela Kasımpaşa işte Fuat Hoca'yı gönderler, yeni hoca gelecek. Onlar da diplerde. Onların da 31 mi? Erzurum'da da yeni hoca sonra, gelecek. Tabii aynen sonra Alanyaspor'la içeride mi içeride? Alanyaspor korkutan bir takım yani. Ya Beşiktaş'la birlikte ligin gözü hoş gelen futbol oynayan takım. Ben mesela diyebilirsin ki Beşiktaş'ta Galatasaray puan kaybedecek. Fenerbahçe 10'da 10 yaparsa şampiyon diyemem ki. Diyemem ki yani. Ya bu tabloya bakarak öyle çok şey kalmıyor ama Beşiktaş'ın tabii ki bence çok büyük şansı var. Bir de Trabzonspor için keyif veren ne dersin bu yarışta? Ya son ana kadar olacak bu hafta. Yani ne olursa olsun. İyi futboluyla da beni topladı. Tabii ya çok eleştirilen sezon başı başlarken sıfır krediyle gelen Abdullah Avcı takım bu seviyelere çıkardı. Aynı oyuncular bir de. Yani fazla ekstra oyuncu almadı. Tamam arada Bakasetas aldı. Çok önemli bir oyuncu ama Trabzonspor takımı hesabı o dördüncü sırayı koruyup acaba yukarıdaki sıraya yani üçüncü sıraya yerleşebilir miyim diye ki puansal olarak da matematiksel olarak da o şansı var Trabzonspor takımının. Herkesin zor maçı var. Tabii Trabzonspor'un şu an deplasman olarak da oynayacağı maçlar da çok zor. Kadro derinliği de çok fazla yok Trabzonspor'un. Tabii ona da bir bakmak lazım. Şimdi bir Beşiktaş'ın yine fazlası da var. Galatasaray, Fenerbahçe gibi kadro derinliği yok Trabzonspor takımı. Genelde hep aynı kadro üzerinden gitmeye çalışan bir Trabzonspor takımı var. Ama bakacağız Trabzonspor'un amacı 4. sırayı koruyup 3. sıraya yerleşebilir miyim? Onu yapmaya çalışacağım. Ya zor. Abdullah Avcı hem teknik direktörlük yapıyor hem de çok doğru bir sosyal mühendislik mi denir ona? Toplum mühendisliği. Mentörlük toplum de diyebiliriz. Onu yapıyor. Yani, yani tamam takım iyi toparlandı gidiyor ama her şeyden öte şehrin
şehirde oluşturduğu sinerji, verdiği demeçler, işte kasket olayı, ondan sonra yani bilmiyorum, sen daha yakınsın ama ben... Çok doğru. Şehir daha sevecen, daha yani sempatik bakıyor takıma. Birlik bütünlüğü sağladı. Trabzonspor'daki en sıkıntı olan noktalardan bir tanesi bu. Çünkü o Edinerton dönemi, yani söylemesini istemediğimiz dönem, seyircinin istemediği yani 7 haftalık dönemde 6 puanı vardı Trabzonspor takımı. Geçen senenin şampiyonluğu kovalayan, son anda şampiyonluktan ikinci olan bir Trabzonspor takımı. Sezona başlıyorsun. Bilindik bir hoca gibi görünse de iki defa yardımcı hocalık yapmış. İki hocanın yardımcılığını yapmış bir hocadan bahsediyorsun. O gidiyor. Ondan sonra çok kötü bir Trabzonspor'u alıyor. Nerelere getiren bir Trabzonspor. Çok iyi oynamadı. Trabzonspor takımı zaten Abdullah Hoca altını çiziyor. Gelişe gelişe biz yavaş yavaş step step adım adım geliyoruz diyor. Çok iyi oynamadığı maçlarda Trabzonspor doğru savunma yaparak kazandı Trabzonspor takımı. 1-0. Doğru savunma yaptı. Evet. Hala daha da onu devam ettiriyor. Bir de Trabzonspor'daki şeyli noktalardan bir tanesi şu. Hücum hattı kıpırdarsa Trabzonspor takımı maç kazanır. Yani arka taraftaki sorunu Trabzonspor çözmüş. Ki sağ bek sol beksiz oynuyor Trabzonspor takımı. Onu söyleyeyim. Yeni sezonda zaten o bölgeleri doldurursa iki tane stoperin zaten arkayı sağlam almışsın. Ön tarafta Canin diye bir oyuncu var. İlk geldiği haftalar hep eleştiriyorduk. Arap ülkelerinden geldi. Oradan geldiği zaman tamam, demek ki gerçekten doğruymuş. Antrenman fazla yapmamış. Takıma uyum sağlamamış bir oyuncu. Joseph yapmış o Arap ülkelerinde antrenman herhalde. Ama ya Joseph de bir, yani, bir ay bir ot şey yolluyor. Yani. Ama Canini gerçekten bakıyorsun. Bu maçın da bana göre Ekuban iki tane gol attı ama gollerde, asistlerde var. Golü var. Çok büyük etkisi var. Yani ben Trabzonspor takımında şunu da söyleyebilirim seneye. Eğer Ekuban, Vakame'yi tutar, aynı kadro devam eder. Ön tarafta Canini'yi belki de yedekleyeceksin. Biz diyorduk ki Canini'nin yerine çok iyi bir santrafor olması lazım Trabzonspor takımının. Belki de Canini oynayacak, onu yedekleyeceksin. Çünkü bir 7 milyon euro'luk da bir teklifi geldi ona Trabzonspor takımına. Ama Trabzonspor oyuncu alamadığı için de onu bırakamadı Abdullah Hoca. Yani bir oyuncu daha kazandı Trabzonspor takımı. Canini de şu an ligin en formda oyuncularından bir tanesi. Yani Trabzonspor'un yeni sezonda, bu seneyi geçiyorum. Yani yeni sezonda doğru transferlerle, Abdullah Hoca ile birlikte doğru bir sezon başı kampı ve doğru bir yapılanmayla Trabzonspor yine şampiyonluğun en büyük adaylarından olacaktır. Ona rağmen sezona bu kadar kötü başlamasına rağmen sezonun en çok puan, ikinci yarı en çok puan toplayan takımlarından bir tanesi Trabzonspor. Canini'nin mukavelesi ne kadar mı? Evet. Kaç sene biliyorum. Tam onda madde var. Tam ayrı net şey olarak mi? Bilmiyorum hocam. Çünkü bu 7 milyon euroyu gördü. İstediler onu. Hoca vermedi. Hatta bir iki tane daha isim almak süre istedi. Olarak sordu hocam. Ha, yok, süre olarak tam net olarak bilmiyorum. Çünkü bir farklı bir maddesi var onun. Onu biliyorum. Aynen. Çıkışlı evet, falan evet. Bir maddesi farklı var. Bir maddesi var. Şampiyonluk yarışını... Çok enteresan özellikleri olan. Evet. Evet. Şampiyonluk yarışını konuşuyoruz. Anketimiz de var şampiyonluk yarışıyla ilgili. Asport Twitter hesabından devam eden bir anket. Sonuçlar da enteresan. Anketin sonuçlarını paylaşayım sizlerle. Devam ediyor bu arada. Bizi izleyenler katılabilir anketimize. Süper Lig'de şampiyon kim olur diye sorduk sevgili seyirciler. Şu an Galatasaray önüne gidiyor. Yani. Derbi, o yüzden sözü başlarken derbinin sonucu üçüncü bir takıma yani Galatasaray'a mı yaradı diye. Yani tam şekil olarak Galatasaray'a yaramış olabilir de öyle hissediyor da olabilir Galatasaray taraftarı ama kuşkusuz ki şu anda Türkiye'de ne yaptığını bildiğimiz kadroda bir veyahut da iki oyuncu acaba bu maçta o mu oynar bu mu oynar diye söylediğimiz, nasıl gol atacağını bildiğimiz, rakiplerin de bildiği ama engelleyemediği, en iyi oyunu... Oran da çok yüksek bu arada, Olga sözünü kesiyorum. %41 Galatasaray'ın oranı. En iyi oyunu kim Beşiktaş oynuyor? Beşiktaş 34, Galatasaray 41, Fenerbahçe 18, Trabzonspor 7. Ya bu taraftar anketi şimdi. Taraftarlar duygularıyla hareket ederler. Pek düşünmeden konuşurlar. Hareket ederler. Düşünerek konuşuyor. Mantıklı hareket etmezler diyeyim duygularıyla. Yani, duygularıyla düşünüş işte orada... Onun karışımı doğru olmaz. Kalp yani o doğru olmaz. Yer değiştirebilir. Beşiktaş şu anda ne yaptığını biliyor. Yani Hamit Altıntop Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Bayern Münih teknik direktörü için çok güzel bir şey söylemişti. Hansi Flick yani tipik bir Alman değildir. Akıldır, basit düşünür ve hemen uygular diye. Sergen Yalçın da çok basit düşünüp hemen uyguluyor. Ama basit demek kötü anlamında değil. Yani o kadar bize basit gösteriyor ki Beşiktaş'ın oynadığı futbolu. Ne kadar basit gösteriyorsanız o kadar iyisiniz demektir. Şimdi önlem alamıyorsun çünkü. Galatasaray'ı konuşuyoruz. Galatasaray'da bir yandan da seçim gündemde, aday sayısı da deyim yerindeyse her geçen gün artıyor. Galatasaray'daki seçim yarışıyla ilgili özel bir haber dosyası hazırladık.
İzleyelim, üzerine konuşacağız.